evlenecek gözüm abla. Bu sefer kesin evlenecek. Ay yine mi? Ama merak etme, evlenemez onlar Ruslarcığım. Daha önce de 50 küsür kere evlenmek için o nikah masasına oturup evlenmeden kalktı biliyorsun. Ama bu sefer iş bildiğin gibi değil gözüm abla. Reyhan'ı arabaya çarptığı için bunu bir borç olarak görüyor. Arabayla mı çarptı dedin? Evet. Ah keşke arabayla Reyhan'a çarpacağına benim kocam Saadettin'e çarpmış olsaydı. Ah onu çok özledim biliyor musun? Geleceği günü 4 gözle bekliyorum. Bırak şimdi Saadettin de bana bir akıl ver gözüm abla. Hı, ne yapayım ben? Bence Mazhar'la bir kere daha konuş. Bakarsın fikrinden caydırabilirsin. Evet doğru. Hemen pes etmemeliyim. Dediklerimi unutmayın. Ya çok kuvvetli bir şok ya da sabırla şefkat. Anlıyorsunuz değil mi? Şeyi soracaktım doktor hanım. Bu durumda evlenmesi sakıncalı olmaz mı acaba? Yo yo, bilakis aksine evlenmesinde büyük fayda var. Ay niye o? Evlenince şok olacağı bir şey mi görecek sanki? Susar mısın sen? Patavatsızlığın lüzumu yok. Peki doktor hanım, her şey için çok teşekkür ederiz. Bana iğne yaparken her defasında yüzünüze kolonya sıktığım için ne olur affedin beni. Ettim. Hadi geçmiş olsun, güle güle. Hadi gidelim. Ay çok mutluyum, artık Mazhar Bey'le hiç ayrılmayacağız. Tekerlekli koltuk. Buraya da bir tane 3 kişilik tekerlekli kanepe koyarız. Masaya da 6 tane tekerlekli sandalye alırız. Mutfağa da birkaç tane tekerlekli tabure koyduk mu çok güzel olur. Ruslar, hoş geldin canım. Konuşma. Şu anda çok kalabalık. Konuşamayız. Ama seninle mutlaka konuşmam gerek Mazhar. Peki gel yatak odasına gidelim hadi. Ben biraz yatak odasına gidiyorum ha. Aslında yatağı da tekerlekli alsak çok iyi olur. Ben sabahları kalkınca doğru mutfağa gider, Mazhar Bey'in kahvaltısını hazırlarım. Böylece Mazhar Bey de kahvaltısını yatakta yapmış olur. Mazhar, gel yol yakınken bu evlilik işinden vazgeç aşkım. Veya mutlu olacak diye. Bir sürü insanı mutsuz etme. Bak Ruslar'cığım, Reyhan'ın durumunu gördün. Onunla evlenmezsen mahvolur. Eğer öbür taraftan kızmayacaklarını bilsem onu hemen iyileştirirdim ama yasak. Kuvvetli bir şok ya da güçlü bir sevgi onu ancak iyileştirebilirmiş. Ya demek öyle ha? Aman canım, Mazhar'la evlenip de ne yapacaksın sanki? Evliliğin gerektirdiği her şeyi yapacağım Menkıbe Hanım teyze. Bak bence evlenmesen onunla. Yani, yaramaz o, yaramaz. Nedenmiş? Bak şimdi söylemeyecektim ama yani senin başını yakmaya gönlüm razı gelmedi. Mazhar eskiden beri içip eski karısı Ruhsar'ı girer çıkar döverdi. Olsun. Kocama vurduğu yerde gül biter. Hem beni dövmezse gözü dışarıda olur. Sonra gidip başka kadınları döver. Başka kadınları döveceğine evde beni dövsün değil mi ama? Ha öyle dedin de aklıma geldi Reyhancığım. Abimin gözü hep dışarıdadır. Başka kadınlara bakar. Sonra söylemedi deme şeker. Baksın sonunda dönüp dolaşacağı yer evidir nasıl olsa. Ay az kalsın unutuyordum Reyhancığım. Abimin sarısı vardır. Durmadan sarı nöbetlerine yakalanır ya. Olsun. Biz de bundan sonra nöbetleri beraber tutarız. Abim geceleri uyur gezerdir. Hatta dolunayda kurt adam olur Reyhan ya. Aynen romantik. Ay! Artık bu kadarı da pes yani. Yürü kalk, gidip yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Ay bana hafakanlar bastı. Bana da ayağı kuru kalktı çorbası yapar mısınız? Ay! Anlaştık değil mi kocacığım? Reyhan'ı eski sağlıklı haline çevirince onunla evlenmeyeceksin. Tamam, okey. Aynen öyle. Demek ki Reyhan Hanım'a şok uygulamanın zamanı geldi. Ama canını acıtma sakın, olur mu? Tamam canım, merak etme. Benim elim çok hafiftir. Hadi sen git. Ben şimdi. Evet. Bakalım Reyhan Hanım'a ne yapabiliriz? Ellerim yaşlandı. Bağırma çarpmanın etkisinden olsa gerek. Çektiğim acılar beni olgunlaştırdı galiba. Neyse daha sonra geçer nasıl olsa. Ne güzel, her yerim kullanmalı. Yaşasın, bu kış hiç üşümeyeceğim. Hem Mazhar Bey de kurt adam oluyormuş. Belki benim böyle daha çok sever. Salaklıktan tabii. Başka bir yerine bir şoktan girip öbür şoktan çıkaracak bu numaralar bu soluğa etki bile etmiyor. Gene eski Reyhan oldum, gene üşüyeceğim. Keşke böyle bir numaraya kalkışmasaydık. Gitti canım oğlan, gitti. İyi ki de yapmışsınız vallahi. Bu sefer Mazhar Bey benimle %100 evlenecek. Kızım ama planda bu yoktu ki. Sen gerçekten sakat kaldın. Olsun, Mazhar Bey'le evleneceğim ya, bu bana yeter.
yaşındaymış ha? Bakalım Masar bunu öğrenince ne yapacak Menkıbe Hanım teyze? Masar beni dinle. Evet dinliyorum. Reyhan'ın sakatlanma işini annenle kız kardeşin olacak şer organizasyonu ayarlamış. Ya. Plana göre Reyhan sana sakatlanmış numarası yapacakmış. Ama gerçekten sakatlanmış salak. İşte şimdi gerçeği öğrendin. Evet tamam. Öyle bile olsa yine de Reyhan'la evlenmek zorundayım. Niye? Niye evlenmek zorundasın? Onu kandırmışlar. Saflığının kurbanı olmuş. Saf bir insanı hem sakatlayıp hem de ortada bırakmak erkekliğe sığmaz. Erkekliğin kitabını yazmak sana mı kaldı be? Alişan yazmış. Al oku. Kanka, bir şey soracağım. Sor kanka. Bu durum sizin ailede herkeste var mıdır? Hangi durum var mıdır? Yani canım hani birine acıyıp da onunla evlenmek gibi. Bilemiyorum kanka. Biz sülale olarak insana ve insani değerlere çok saygılıyızdır. Kim bilir bu konuda Ruşen amcanın oğlu Sedat'ın kaç tane örneği vardır ama onu annem bilir. Ya demek ailece duygusalsınız ha? Öyle de diyebilirsin. Niye sordun kanka? Hiç öylesine. Masarların ailesi duygusalmış. Yani Firdevs benim bir arabanın altında kaldığımı öğrenince yine bana döner. Hadi biraz cesaret edin. Tüh ulan biraz sabretsene be. Daha yeni aldık kendini görmüyor musun? Bak hiç canavarı seni. Ulan şeytan diye şunu gelinden önce şunu bir becer ama. Tövbe tövbe ya. İçeri gel. Tüh Allah cezanı vermesin be. Tamam be tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, bu sacım ölmemiş. Helale...